Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Futbol camiasında hareketli saatler yaşıyoruz diyebiliriz. Bildiğimiz gibi dün akşama doğru TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasını öğrendik. Neden istifa etti? Ne oldu? Ne bitti? Bilen yoktu. Bir tek bilinen Nihat Özdemir'in istifa haberinden sonra hakkınızı helal edin dediği almıştı. Şu anda TFF Başkanlığını Vekili Servet Yardımcı yapıyor. Tabi bu isim geçici olacak. Yerine TFF başkanı seçilmesi gerekiyor. Kulislerde dolaşan söylemlere göre TFF başkanlığı için 3 kişi belirlenmiş. Bunlardan birisinin seçilme ihtimali çok yüksek olduğu söyleniyor. O isim de İmparator Fatih Terim. Evet kulislerde geçen haberler bu şekilde. Hatta ünlü gazeteci ve Fatih Terim'in de yakın arkadaşı olduğu bilinen Fatih Altaylı da bu haberi doğruladı ve bugünkü yazısında Fatih Terim'in TFF başkanlığına sıcak bakılıyor. Fatih Terim de TFF başkanı olmakta gönüllü diyebiliriz. 4-5 güne herkes hazırlıklı olsun şeklinde yazdı. Tabii Fatih Terim'in TFF başkanı düşünürken Galatasaray taraflarının da bir kısmı da tekrardan Galatasaray'ın başına geçmesini bekliyor. Nasıl olacak peki? Şu şekilde. Galatasaray'da bu ay bildiğimiz gibi bir başkanlık seçimi var. Eğer Fatih Terim'i seven, isteyen bir başkan gelirse Fatih Terim'i tekrar teknik patron olarak getirme ihtimali var. O yüzden de bir bekleyiş içerisinde herkes ama tabi son karar Fatih Terim'de. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Fatih Terim'i TFF Başkanı olarak görmek ister miydiniz? Galatasaray'dan da kiralık olarak giden Valentin Ozan Vafor, Belçika'da Mart ayının 11'ine seçildi. Galatasaray'da sezon başında yabancısına takılan Valentin Ozan Vafor, Belçika ekibi Charleroi'ye kiralanmıştı. O dönem Nijeryalı futbolcunun ayrılmasıyla birlikte sarı-kırmızı ekip yeni transfer Victor Merson'un lisansını çıkarmıştı. Şubat ayında Salink golesi maçında bilincini kaybetmiş ve iki kez baygınlık geçirmişti. Genç isim takımıyla birlikte 12 maça çıkarken 964 dakika sahada kaldı. Genç sonma oyuncusu Belçika'da Mart ayının en iyi ilk 11'ine seçildi. Nijeryalı stoper Mart ayında 3 maça çıkarken takımı bir galibiyet ve iki beraberlik aldı. Ozan Wafor yüksek fiziğine rağmen ayağını iyi kullanan birisi. Umarım Galatasaray'a döndüğünde de güzel performansına devam eder. Galatasaray'ın Muner Çere transferine seçim engeli. Yeni Malatya'nın sezon başında Dijon'dan kiraladığı Munir takımı son sırada yer alsa da performansıyla Galatasaray'ın dikkatini çekmeyi başardı. 4 gol ve 4 asist oynayan Fas asıllı Fransız futbolcu Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos devreye girdi. Fransa pazarına hakim olan Campos, Dijon'da tanıdığı isimlere Munir'in durumunu sordu. Süper düşmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Malatya'nın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanması da zor gözüküyor. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray cephesi Kerem Aktürkoğlu'nun alternatif olarak belirlediği Munir için nabız yoklasa da seçim kararı sonrasında Campos'un bu transfere frene basmak zorunda kaldı. Munir tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi 23 yaşında ve ters ayakla sola çıktı oynuyor. Bir transfer haberi de Lil Mustafa Muhammed'i istiyor. Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Mısır ekibi Zamalak'tan transfer ettiği Mustafa Muhammed transferin gözdesi oldu. Mısır milli takımında da forma giyen golcü önce Fransa'dan bir talep daha çıktığı belirtildi. Daha önce Borda ile İsmailan ve transferi son anda yatan Mustafa Muhammed için şimdi de milli futbolcular Zeki Çelik ile Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille'in devrede olduğu öğrenildi. Mustafa Muhammed Galatasaray'da bir türlü isteneni veremedi maalesef. Son zamanlarda oynadığı futbolla çok fazla mücadele etse de gol yollarında sıkıntı çekiyor diyebiliriz. Galatasaray Mustafa Muhammed için 4,5 milyon dolar harcadı. Minimum 10 milyon euro beklentisi var. Mısır milli takımının da gözdesi diyebiliriz. Lil takımı takımıyla Bordo kıyasaya bir transfer yarışına girecektir. İnşallah en çok karlı çıkan Galatasaray olur. Olimpi Morosan'a da sürpriz talif var. Galatasaray'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra beklentilerin altında kalan performanslarıyla kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yol ayrımına gidilmeye hazırlanıyor. Bu isimlerden biri de büyük umutlarla kadroya katılan Romanya ekiplerinden Stavuk Reş'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Olimpi Morutan oldu. 22 yaşındaki genç futbolcu yeni sezonda takımda görmek isteyen Sarı Kırmızılara Birleşik Arap Emirliklerinden müjdeli bir haber geldi. Eurosports'un haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ain, Morutan'ı takibi alırken Rumen futbolcu ülkesine göndermek isteyen Sarı Kırmızıların bu isteğinin oyuncunun yüksek maaş nedeniyle mümkün olmadığı belirtilirken Al Ain için 40.000 Euro'luk maaşında sorun teşkil etmeyeceği ve bu transferin gerçekleştirebileceği aktarıldı. Galatasaray formasıyla 38 maça çıkan Morutan 4 gol ve 5 asist kaydetti. Ben şahsen Olimpi Morutan'dan çok daha fazlasını bekliyordum. Galatasaray'da geldiği günden beri istenilen performansı maalesef gösteremedi. Galatasaray 4 milyon euro ödedi Olimpi Morutan için. Benim fikrimce Morutan'dan kesinlikle zarar etmeyiz. 4 milyon euro çok yüksek bir bedel değil. Hem yaşı daha genç isteyen kulüplerde var. Bence bir sezon daha Galatasaray'da kalıp şans verilmeli. Dominic Torrent de fark yarattı. O istatistik dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Dominik Torrent'in takıma etkisi kritik Fenerbahçe derbisi yaklaşırken gün geçtikçe artıyor. Sabahın değerlendirdiği habere göre Katalan teknik adam geldiği günden beri eleştirilip kariyeri sorgulansa da katkıları ortaya çıkıyor. Torrent yönetiminde Babel, Taylan, Berkan gibi orta sahadaki tartışılan isimlerin gelişimi gözde görülür hale gelirken maç analizi yapıldığında da takımın genelinde fark hissediliyor. Karagümrük karşısında Berkan 12.3 kilometrelik koşu mesafesiyle takımın dinamosu olurken Van Anholt, Ömer, Gomis, Nelson ve Markao 9 kilometre barajını aştı. Bir önceki hafta oynanan Gaziantep maçına göre koşu mesafelerinde toplam %4'lük artış sağlandı. Galatasaray taraftarı resmen Dominic Torrent hakkında yarı yarıya bölünmüş şekilde. Bazı taraftarlar Dominic Torrent'in gitmesini isterken bazı taraftarlar da kalmasından yana tercihini kullanıyor. Peki dostlar sizce ne olmalı? Dominic Torrent kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Galatasaray'da da Halil Dervişoğlu görüşme odasına. Mustafa Muhammed'in sakatlığı sonrasında Fenerbahçe derbisinde mi İmmigomis'in yediği Halil Dervişoğlu olacak. Bu anlamda Aslan'ın hocası Dominic Torrent 22 yaşındaki Forvet ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Torrent zorlu mücadele öncesinde Halil'den kendisini hazır tutmasını isteyecek gerek görülmesi halinde Halil ekstra çalışmalar yapacak. Galatasaray'da forma Omar'ın. Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve bir yandan da adalesinde ufak sorun bulunan Omar El için yoğun bir tedavi uygulanıyor. Edilen son bilgiye göre 30 yaşındaki Sabik'in Fenerbahçe ile oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Norveçli futbolcu büyük bir aksilik olmazsa sarılı açıverkler karşısında sahada olacak. Galatasaray'da Feguli de kapandı. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Sofyan Fegüli Galatasaray'ın uyarılarına rağmen Cezayir milli takımı ile maça çıktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden adalesinde yırtık oluşan Sofyan Fegüli Fenerbahçe derbisinde de formasından uzak kalacak. Bu anlamda 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile de sezon sonunda sözleşmeye yenilenmeyecek. Fegüli bu sezon çıktı 29 maçta 5 gol 5 asist yapmıştı. Artık süresi doldu. Sezon sonunda takımdan ayrılacak ona da şimdiden hoşça kal diyelim.